arşivlere girmeliler. Çünkü o ellerine verilen notların %100'ü eksik ve aksak. Şimdi söyleyeceğimi hiçbiri yazmaz. Bunun temel nedenini söyleyeyim. Türkiye'de duysun. Neden 23 Nisan 1920'de Ankara'da meclis açıldı? Çünkü 11 Nisan 12 gün önce Sultan Vahdettin İstanbul'daki meclisi kapattı. Bunu Türkiye duysun. O nedenle. Elbette. Yani neden kaçtı padişah? Sevr geliyor. Sevr anlaşmasının onaylanması için o meclise gelmesi lazım. O meclis ittihatçı bir meclis. Meclis-i Mevsan ittihatçı. İttihat Terakki'den gelen milletvekillerine. O hepsi milliyetçi. O sarayı başına geçirirler. Sevr'i reddederler. Ama onunla uyuşum içerisinde bir padişahım var, ne yapayım ki? Her şeye razı. O her şeye razı olduğu için gelen Sevr'in koşullarını da biliyor. Çünkü oraya bir heyet gönderdi. Heyet tabii ki direnebildiği kadar direndi ama dinlemediler bile. Osmanlı o halde yerlerde sürünüyoruz. Dolayısıyla yapacağı bir şey yoktu. Orada imzaladılar, döndüler. Ama normalinde meclisin onaylaması lazım. Uluslararası anlaşmalar meclisin onayı ile yürürlüğe girerler. Ve sorumluluğu üzerinden atabilmek için çok akıllı davrandı orada. Meclisi kapatıp Saltanat Şurası diye bir toplantı yaptı. Normalinde milletvekillerine danışması gerekirken yaptı bunu. Ne demek Saltanat Şurası? İşte Saltanat Şurası üyelerine güya Sevr'i kabul ettirdi. Ve onlar oyladılar, evet dediler Sevr'e. Kimdi onlar? Damat Ferit. Hayır hayır, şeyden bahsediyorum, Saltanat Şurası. Yani yüzlerce kişinin bir araya geldiği bir meclisten bahsediyorum. Benim meclisim ve bu sanımı, yani bir anlamda benim İstanbul'daki Büyük Millet Meclisi'mi, adı Büyük Millet Meclisi tabii ki değil, meclisim Mebusan, Mebuslar Meclisi. Hani bir sistemimiz var, meşrutu monarşi, ne demek bu? Başta padişah, yanında meclis var. Şimdi bu padişah bütün yetkileri kendisi kullanmak adına bu yetkiyi kullanabilmek için ama kullanması gereken yetkide yanındaki meclisle beraber düşünüp kararlarda müştereklikler sağlamak zorunda olduğu için ama bu meclisin buna evet demeyeceğini bildiği için bir yetkisini kullandı. Anayasada var olan meclisi kapattı. Meclisi kapatınca milletinin sesini kesmiş oldu. Kendi kafasına göre. Kesti ama öbür taraftan da bunu kestim ama bakın görün başka bir şey yaptım demeye getirdi. Tuttu bir saltanat şurası denilen bir şurayı topladı. Kimler çağrıldı oraya? Sanayiye başvurdu. Dedi ki 30 tane tüccar yollayın. 30 tane tüccar geldi. Üniversiteye başvurdu. 10 tane hoca gönderin. 10 tane hoca gönderdiler. Güzel sanatlara başvurdu. İşte 5 tane şundan gönder. Onlar onu gönderdiler. Yani toplumun değişik kesimlerinden 10 kişi buradan, 5 kişi buradan, 40 kişi buradan gibi derleme sıradan oradan da belli miktar olmak üzere kişileri getirtip onlara başka da çıkar yol yok dedirtti. Buna mahkum etti binleri. Evet. Orada da bir tek kişi buna rağmen hayır diyecek ama buna karşılık onun ben kabul etmiyorum diye bağırmasına rağmen ki Rıza Paşa'dır bu. O gürültü arasında o ses kaybolacaktır. Güya Saltanat Şurası oy birliğiyle ne yapalım ki Sevr'i kabul etmiştir. İşte padişah yarın ona yüklenecek. Sen bunu yaptığını paylaşmak için uyduruk böyle bir Saltanat Şurası'nı toplar. Onlarla beraber yaptık der. Ama onlar milletvekili değil ki. Onların diye mecliste milleti temsil etme yetkileri yok ki. Dolayısıyla sen onu niye onu getiriyorsun? Ne işi var orada esnafın? Tıp doktorunun ne işi var? Tıp doktoru eğer milletvekiliyse mesele yok. Ama tıp odasına başvurup 3 tane doktor gönderin. Avukatlara baroya başvurdu 5 tane avukat gönderin. Yani böyle seçmece güya toplumun her kesiminden ama konulara iyiyen yakın olmayan kişiler bunlar. Sıradan kişiler. Dolayısıyla o kişilerden oluşan bir saltanat şurasıyla böyle bir şeyi kabul ettirdi ve saltanat şurası Sevr'i onayladı. İşte bunun üzerine buna dayanarak ileride
demin söylediğim gibi meclisi mebusanı kapatır kapatmaz ayın tarih 11 Nisan 1920. Hı hı. Mustafa Kemal 23 Nisan 12 gün sonra 2 hafta bile değil yıldırım gibi Ankara'da bir meclis açtı. Demek istediği şey şu: Sevr'i imzalayanı asarız. Come on.